artacak. Bugünkü üretim daha fazla artacak. Çocuklarımızın geleceğe, gençlerimizin geleceğe ümitle bakması daha fazla artacak. İnsanların kendilerini ifade etmesi daha fazla artacak. Hiç kimse ben Kürt'üm, ben Türk'üm, ben dindarım, ben Aleviyim, ben Sünniyim demeden, korkmadan dediği, bunu demekten korkmadığı bir Türkiye, sadece bu topraklara değil, etrafımızdaki coğrafyada Amerika'nın kurduğu, Avrupa'nın kurduğu oyunu da mağlup edecek huzuru, birliği, kardeşliği, zenginliği hep beraber oluşturacak. Biraz önce ilçe başkanımız, belediye başkanımız bahsettiler. Rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a, rahmetli Demirel'den rahmetli Erbakan'a, her biri bu ülkede hizmet için ellerinden geleni iktidara geldiklerinde yerine getirdiler. Ama fırsat vermediler. Kiminin ailesine, kimisinin hükümetine, kimisinin şahsiyetine talimatla beraber saldırdılar ve ne zaman millet dediler, her birini yerle yeksan ettiler. Tayyip Erdoğan, sizin sayenizde onlara karşı yapılan bütün muamelelerin kendisine yapılmasına rağmen milletle beraber, evet, elde edilen tecrübelerle bunlara mağlup olmadı. Bugün size söylüyorum, dünyada gıda krizi var, doğru mu? Buğday krizi var. Bunu kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan açtı. Onlar, Avrupalılar, Amerikalılar, acaba Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelirler miydi bu iş için? Bir kaşık suda bizi boğmak istedikleri apaçık ortada. Ama ayakta kaldığımız için, ama ayakta durduğumuz için, bizi bugüne kadar karıştıramadıkları için tıpış tıpış geldiler ve dünyanın bir krizini çözmek Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a bir şekilde Allah nasip et. 20 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu millete yanlış istikamet göstermedi. 20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, hürkmedi. Ben sadece milletin, sadece Allah'ın önünde eğilirim dedi. Ve Allah'a şükürler olsun. Bu bahar dediğimiz günler hepimizle beraber buluştu. Biz daha iyisini yapmalıyız. Bugün Çungüç'teki huzuru, bugün Diyarbakır'daki huzuru, bugün Hakkari'deki huzuru Allah bize nasip edecek. Suriye'de, Şam'a da, Irak'ta, Bağdat'a da, etrafımızdaki bütün coğrafyada vereceğiz. Amerika'nın, Avrupa'nın onları getirdiği bu halden onları kardeşleri olarak çekip çıkaracağız. Şunu söyleyeyim, 2 yıldır Türkiye'de 56 bin afet konutu yapıldı. Şu ana kadar 40 bini teslim edildi. Dünyada böyle bir şey yok. 40 bini teslim edildi. Köyde, bağda, bayırda, çayırda. Maliyeti ne olursa olsun, hiç bakmadan vatandaşımıza bunun çok azını vererek. Size söyleyeyim. Şimdi Gezin'de biz 160 bin, 170 bin liraya 20 yıl ödeyecekler. Şu anda 1-1,5 milyon el değiştiriyor konu. Doğru mu söylüyorum? Doğru. Bakın doğru. Şimdi devlet vatandaşına hiçbir şeyi vermekten imtina etmiyor. Allah sizden razı olsun. Bu devlete askerlik yaptınız. Bu devlete vergi veriyorsunuz. Fedai can edilmesi gerekirse ediyorsunuz. Birlik içinde oluyorsunuz. Bir kere devlete işiniz düşüyor. Zor zamanda Tayyip Erdoğan'ın hiçbir afet yönetiminde nerede bu devlet denilmedi. Allah devletten, milletten razı olsun denildi mi sizin elinize Allah. Birlikte daha güçlü olacağız. 21. asır, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak. Artık el açan bir Türkiye değil. Bir takım sıkıntılarımız, dertlerimiz olabilir. Ama bunu beceremeyenler değil. 20 yılı aşkın bir süredir dünyaya kendini kabul ettiren Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet çözer bu sorunu. Burada milletvekilimizle, belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla hep birlikte emrinize amadeyiz. Merak etmeyiniz. Biz kardeşiniziz. Bugün varız, yarın yokuz. Faniyiz. Cenab-ı Allah ne kadar ömür verir bilmeyiz.
Ama biz bu dünyayı bir sınav dünyası ve imtihan dünyası olarak biliyoruz. Makam, mevki ile hiçlik arasında, yokluk arasında, fukaralıkla zenginlik arasında, yoklukla varlık arasında, tevazu ile kibir arasında hep beraber bir sınavdayız. Cenab-ı Allah bu sınavda bizi milletimize mahcup etmesin. Bizden sonrakilere bize kötü söz söylettirecek, bize iş yapma fırsatı vermesin. Onlara güzel bir memleket, güzel bir ülke, hayırlı işler bırakabilmeyi hep beraber nasip etsin. Doğalgaz için söylüyorum. Diyargaz'ın sahibiyle konuşuldu. Projeyi başlatıyorlar. 4-5 ay içerisinde kazmayı vuruyorlar buraya.